Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl namaz kılardı? Hazreti Hatice, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldi mi Allah'ın kudreti ve azametiyle meşgul olmaktan, sanki o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık buyuruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her konuda bizim en büyük rehberimiz ve modelimizdir. İman, ibadet, ahlak ve tebliğde örneğimiz odur. Onu her yönüyle öğrenmek ve anlatmak gerekirken, savaşları ve ahlakı üzerinde çok durulmuş, fakat başta namaz olmak üzere ibadetleri yeterince anlatılmamıştır. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gitmesini herkes bilir. Ancak namaz kılış şeklini çoğu mümin bilmez. Oysa taziye sünnettir ve bu olay belki de bir kere yaşanmıştır. Namaz ise farzdır ve binlerce kere kılmıştır. Bu yüzden onun namaz kılışını, nasıl namaz kıldığını öğrenmek bizi ve namazlarımızı güzelleştirmeye çok büyük bir davettir ve bilmemiz gerekir. Namazla ilgili binden fazla hadisi şerif vardır. Bu da namazın önemini göstermektedir. Onu namazda iken gören, onunla birlikte namaz kılan sahabe efendilerimizin anlattıklarından sunacağımız birkaç örnek var. İnşallah onlara hep beraber dikkat edelim. Namaz vakti girince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir hale girerdi ki Hazreti Ayşe validemiz onu şu şekilde ifade ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile konuşurduk. O bize bir şeyler anlatır, biz de ona bir şeyler anlatırdık. Namaz vakti geldi mi Allah'ın kudret ve azametiyle meşgul olmaktan sanki o bizi tanımaz, biz de onu tanımazdık. İbadetimiz bizi kendi dünyamızdan alır götürür, uhrevi bir atmosfer içine girerdik. Bir sahabe de Efendimizin namaz kılışını şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaza başladığı zaman çevresinde bulunanlar onun göğsünden kaynayan buhar kazanının fokurtularına benzeyen bir fokurtu işitirlerdi. O öyle bir namaz kılardı ki görenler şaşırırdı. Sure ve duaları acele etmeden yavaş yavaş anlayarak, yaşayarak ve hissederek okurdu. Ümmü Seleme validemizin rivayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıraatini ayet ayet durarak yapardı. Elhamdülillahi Rabbil alemin der ve dururdu. Sonra Errahmanirrahim der ve dururdu. Bazen namazda iken ayakta, rükuda ve secdede o kadar uzun dururdu ki sanki vefat etti sanırlar ve heyecanlanırlardı. Abdest alıp gelinceye kadar farzın ilk rekatı bitmezdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın kıyam bölümünde okuduğu sureler genelde uzun olurdu. Hatta bir sahabe şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında öğlenin farzı için kamet getirilirken birisi Cennetül Baki'ye kadar girer. Abdestini tazeler gelir ve farzın ilk rekatına yetişirdi. Ayşe validemizin anlattığına göre bazen akşam namazının farzında 26 sayfa olan Araf suresini okur, bazen de ikiye bölerdi. Bundan anlıyoruz ki akşam namazının vakti dar olduğundan akşam namaza başlamak için elbette acele etmek gerekir. Ancak namaz içinde acele etmeye, hızlı kılmaya ve çok kısa okumaya gerek yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte teheccüd namazını kılan Hazreti Huzeyfe yaşadıklarını şöyle anlatıyor. Bir gece Efendimiz aleyhissalatu vesselam ile birlikte namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. Ben 100 ayeti bitirince rüküye varacaktır dedim ama o devam etti. Ben Bakara suresini 2 rekatta bitirecektir dedim, devam etti. Ben sureyi bitirince rükû edecek derken Nisa suresine başladı.
Onu okudu, sonra Ali İmran suresine başladı, onu okudu. Sonra rüküye gitti. Rüküda ayaktaki kadar kaldı. Secdede ise rüküdaki kadar durdu. Rükü ve secdede uzun uzun dualar eder, her gece ayağı şinceye kadar namaz kılardı. Çünkü bütün duygularıyla namaz kılmaktan zevk ve lezzet alır, büyük bir huzur duyardı. Namazda hissettiklerini ifade etmek için ashabına şöyle derdi. Sizin yemek yemekten, su içmekten, muamele-i zevciyeden aldığınız lezzeti ben namazdan alırım. Bizler de hiç değilse namazlarımızı biraz daha yavaş kılmalı. Çok bilinen 10 sure ve Kevser ve İhlas dışında sureler okuyarak namazımızın niteliğini artırmaya özen göstermeliyiz ki namazlarımız monotonluktan kurtulsun. O 10 sureyi de okuyabiliriz ama sadece o 10 sureyi değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın okuduklarını da okuma gayreti içinde olmalıyız. Haliyle de Kur'an ezberimizi birazcık daha artırmalıyız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her şeyle bize örnekti. Namazıyla da öyle. Cenab-ı Hak Müzemmil suresiyle Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam'a ve bütün müminlere gece ibadetini bir yıl boyunca farz kılmıştı. Çünkü gece sükuneti ve bir meşguliyetin olmayışı sebebiyle ruhi eğitim ve yükseliş için daha uygundu. Müminler müşriklerin tepkilerine ve işkencelerine ancak gece ibadetindeki namaz ve dualarla karşı koyabiliyorlardı. Yine Bedir Savaşı'nın gecesinde sabaha kadar namaz kılıp dua eden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu benzersiz namazın mahiyetini soran nöbetçi Habbab bin Eret'e şu cevabı vermişti. Bu namaz ümit, korku ve yalvarma namazıdır. Demek ki başta İslam davetçileri olmak üzere zor imtihanlardan geçenler, olağanüstü sıkıntısı olanlar, her şeyden önce geceleri teheccüd kılarak Allah'ın sonsuz hazinesinden istemeli, yardım ve desteğini talep etmelidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve güzide sahabeleri Bedir Savaşı'nın en çetin anında bile cemaatle namaz kılmışlardı. Müşrik ordusu Müslümanların 3 katından daha fazlaydı. Tam bir ölüm kalım mücadelesi veriliyordu ama namaz yine de terk edilmiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı canlarını kurtarmaktan ziyade Allah'ın huzurunda yan yana omuz omuza namaz kılmayı seçiyorlardı. Yarısı namaz kılarken diğerleri savaşmış, namaz kılanlar savaşırken diğerleri namazlarını cemaatle eda etmişlerdi. Bu şekilde namaz kılmalarını bizzat Rabbimiz Kur'an'da şöyle emretmişti. Savaşta müminler arasında bulunup da onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle birlikte namaza dursunlar ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar secde ettikten sonra geri çekilip düşmana karşı dursunlar ve yerlerine henüz namaza durmamış olan diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli şekilde ve silahlarını yanlarına alarak seninle beraber namaz kılsınlar. Evet, Nisa suresinde Cenab-ı Allah böyle anlatmıştı. Böyle buyurmuştu. Buna rağmen Müslümanlar mağlup olmamışlar arkadaşlar. Kesin bir zafer kazanmışlardı. Demek ki namaz Allah'ın izniyle imkan varsa savaşta bile kılındığına göre basit bahaneler kazaya bırakmanın asla gerekçesi olmamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anmak ve anlamak yetmez. Onun hayatını yaşamak, başkalarına yaşatmak için çırpınmak bizim en önemli vazifemiz olmalıdır. Allah bizi ona layık ümmet eylesin. Amin.